Merhabalar sevgili izleyiciler. Uzun süredir peşinde koşuyoruz ama çalışmaktan fırsat bulamadığı için zor yakaladık. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikteyiz. Merhabalar Başkan. Merhabalar. Çok gerçekten zor yakalıyoruz sizi. Yani evet. Ilk gün söylediğiniz gibi sokağın başkanı oldunuz yani. Evet. Makamın değil de. Evet, öyle gerekiyor. Yani belediye başkanlığı sonuçta sokakta yapılmalı. Çünkü halkla beraber o ortak kaderi yaşamalısınız ki halkın sorunlarına daha hakim olasınız. Ben de Karşıyaka'da başladığım günden bu yana ben makamda sadece protokolün, sokakta halkın belediye başkanı. Sorunlar dediğimizde hemen burada üniversite öğrencilerin ciddi sorunları vardı. Siz ilk önce o projeden başladınız. İtibariyle burslar yatmaya başladı. Burs almak için müracaat eden arkadaşlarımızın hesaplarına ve Cumhuriyet Bayramı öncesinde de gerçekten çok anlamlı bir ziyarette bulundular. İşte Cumhuriyetimizin temel değerlerini genç kardeşlerimizle birlikte koruyacağız. Biz daha yolun başındayız. Onun için bu yol daha çok uzun. Bu yolda şuna inanıyorum, tüm Türkiye'nin sahip çıkacağı bir projedir bu. Bugün bu eğitim yaşamı boyunca genç arkadaşlarımıza destek olmak, sahip çıkmak, kol kola girmek, dayanışma içerisinde bulunmak bizim asli görevimiz. Herkes şunu çok iyi bilsin ki her şeye mutlaka bir gün yetebiliriz. Her şeyi bir gün mutlaka elde edebilirsiniz ama bir yaşamda öyle anlar vardır ki bu da eğitim yaşamıdır. Eğitim yaşamını geçirdiğiniz zaman geri dönüp de o insanlara yardım edemeyebilirsiniz ve o dayanışma içerisinde bulunmakta geç kalabilirsiniz. Onun için her şey zamanında güzeldir. Bugün Karşıyaka bunu başardı. Biz genç arkadaşlarımızla beraber bundan sonra üretmeye başlayacağız. O arkadaşlarım üniversitede hem eğitim yaşamlarını devam ettirecekler hem de Karşıyaka için hayallerini gerçekleştirecekler. Hep birlikte belediye, vatandaş, hep birlikte el ele biz Karşıyaka'da çok güzel, çok mutlu günler göreceğiz. Bu yolda umuyorum Türkiye'ye örnek olacak bir yol olacak. Kentin gelişimi eğitime yaptığı katkıyla sonuçta ve eğitim ve öğretimdeki o başarı oranıyla da ölçülür. Bugün birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Dedik ki Karşıyaka'nın filizleri, her apartmanın bir çocuğu var. 10 ay boyunca, eğitim süresi boyunca her apartmanda bir çocuk olacağız. Ve örnek olacak bir projeyi, Türkiye'ye örnek olacak projeyi biz Karşıyaka'dan başlatacağız. Size yakışan bir proje, bizlere yakışan, Karşıyaka'ya yakışan bir proje. Özellikle gençlerimize bir yardım etme, onlara en ufak bir katkıda bulunma fırsatı verdiğiniz için ben şahsım ve sistem adına size teşekkür ediyorum. Hiçbir şey yokken ortada, gerçekten geleceğe yönelik olarak yapılmış, bence inanılmaz güzel bir proje. Biz 10 çocuğu garanti ediyoruz. Ben 12 kişiyi garanti ediyorum ve bunun üstüne bu sayı çıkacaktır. Bu yüzden size tekrar teşekkür ediyorum.
gençlerin elinden tutmak, ona sarılmak çok zor değil. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve size bu projeye destek verdiğiniz için binlerce kez teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye duyacaksınız. Ben size düşünüyorum. Tamam. Karşıyaka Belediyesi hep ilkleri yapmaya devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Mesela Odur Orkestrası. Bu da çok önemli bir proje. Tabii şimdi sonuçta evet eğitim, kültür, sanat bir toplumun gelişmesi için yaşadığı kente aidiyet duygusu ve değer kazandırması için anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlçe Belediyesi olarak ilk defa Oda Orkestrası oluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Uluslararası ve ulusal bazda tüm şeflerimizi burada konuk edeceğiz ve hep birlikte sanatı, sanatçıyı her zaman destekleyeceğiz ve koruyacağız. Hikmet Şimşek'in ismini verdik buraya çünkü Hikmet Şimşek işte Cumhuriyet'in aslında ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlatan bir isim. Çünkü Hikmet Şimşek Siirt'in Pervari ilçesinde yola çıkıyor ve Ankara'da geliyor. O çok sesli müziğin temsilciliğini yapıyor. İşte Cumhuriyet budur arkadaşlar. Cumhuriyet insanların hangi yerde doğarsa doğsun, hangi koşulda olursa olsun kendini en iyi şekilde ifade etmesi ve kendisini yetiştirmesidir. Onun için Cumhuriyeti daha fazla anlamalıyız ve algılamalıyız. Yani bir 90 yıllık bir reklam arası değildir Cumhuriyet. Cumhuriyet bugün demokrasinin demokrasinin insan haklarının ve özgürlüğün temsilcisidir. Ben de Sayın Belediye Başkanımızı Türkiye'de ilk, İzmir'de ilk bir oda orkestrası kurup gerçekleştirdiği için ve bugün Karşıyaka'nın İzmir'in ülkemizin hizmetine sunduğu için can yürekten kutluyorum. Karşıyaka'nın her şeye layık olduğunu belirtirken uzunca bir süreden beri çalışmalarını sürdürdüğümüz Karşıyaka Opera Binası'nın hemen hemen projeleri bitti, kontrolleri bitmek üzere. Bu sene içerisinde inşallah hep birlikte, bütün sanatçılarımızla birlikte temelini atıp Türkiye Anadolu coğrafyasında, Türkiye'de ilk defa proje olarak, opera olarak projelendirilmiş bir binayı aynı Adnan Saygın'da olduğu gibi uluslararası ölçekte dünya literatürüne geçecek bir sanat mabedini Karşıyaka'da hemşerilerimizin, İzmirli hemşerilerimizin ve tüm ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunarız diyorum. Gerçekten bir ilçe belediyesinde böylesine geniş kadrolu, yerleşik bir orkestranın oluşturulması fevkalade büyük bir olaydır. Devletin temel kültür sanat kurumlarının yavaş yavaş kültür sanat faaliyetlerinden ellerini eteklerini çekmeye başladığı, sanat insanlarını orta yerde bırakmaya başladığı dönemde bir kamu yerel kuruluşu olarak bir belediyemizin sanatçılarımıza sahip çıkıp onlara birer kadro kazandırarak sürekli yerleşik bir çalışma yapma hesabını tanıması ilk anda görüldüğünün çok ötesinde önemlidir.
gerçekten ciddi bir iş yapılmıştır. Yani ben bunları buradan çıkarttığım için. Evet, şöyle şöyle gösterelim. Evet. İnci yılı. Evet, belediye başkanı 30 Mart'ta seçildim. 3 Nisan'da mazbatamı aldım. 3 Nisan benim doğum günüm. 45. Evet. yaşımda belediye başkanlığını mazbatasını alarak girdim ve o gün bu kenti ben çocuklarla yöneteceğim dedim. Kurdele takımı ve güzel gösterileriyle sizleri baş başa bırakmış olacağız. Efendim, bina girişimize hemen boşaltılması gerekiyor. Evet, bu kentin çocuklarıyla bu kent yönetilir ve o gün bu kararı verdik ve bugün çocuk kulübünü oluşturduk ve çocuk kulübünün açılışındayız. Bu çocuk kulübü Karşıyaka'ya gerçekten çok yakışacak. Hem çocuklarımız burada kentlilik bilincini öğrenecek, hem sosyal etkinliklerden faydalanırken birlikte o hareket etme olanağını yakalayacaklar. Çocuk kulübü üyesi olan iş yerlerinden indirimli alışveriş yapacaklar ve kentlilik bilincini de geliştireceğiz. En önemli işlerden bir tanesi de çocuklarımızın geleceği. Çünkü biz Karşıyakalılar olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine inanan insanlarız. İşte o kuruluş felsefesine İnanan insanların çocukları da Cumhuriyetimizi yaşatabilmek için var güçleriyle de çalışacaklar. Onları daha güzel bir Karşıyaka'da yaşatmak için uğraş gösterirken, daha güzel bir İzmir'de ve daha güzel bir Türkiye'de de yaşatmak için de çalışacağız. Çünkü çocuklarımız buna kararlı. Daha güzel bir dünyada yaşamak istiyorlar. İşte o güzel dünyayı yaşatacağımız çocuklarımıza
biz daha fazla ilgi göstermek zorundayız. Onların eğitimine en fazla desteği vermek zorundayız. İyi ki onlar var. Onların geleceği için de her türlü katkıyı koymaya da devam edeceğiz. Onları çok seviyorum. Ben bugün varsam onlar için varım. Bunu herkes çok iyi bilsin. Ve ben bugün böyle olduysam da onların sayesinde oldum. O borcumu ödeyeceğim onlara. Hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Mutlak Pınar programı kendi kapatacak. Ama ben şu sözümü söylemeden gitmeyeceğim. Yeryüzü aşkın 110'uncuya dek hoşça kalın, dostça kalın. Evet. Evet. Ben de Halk TV'ye bu özgürce konuşma hakkını verdiği için bize çok teşekkür ediyorum. Yurttaşımıza doğru haber anlayışını her zaman sürdürdüğü için Halk TV'ye teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, bizi dinleyen tüm yurttaşlarımıza da Karşıyaka'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın. Karşıyakasız ve denizsiz kalmayın. Elimizde de yine bir ilki yapıyoruz. Biliyorsunuz Karşıyaka'nın filizleri geleceğe hazırlanıyor diye bir projemiz var. Bu festivalden elde edeceğimiz geliri de üniversite öğrencilerine burs vereceğiz. Onlara bu festivalin gelirini bırakacağız. Bugün Bayındır'dan sonra İzmir'de en büyük düzenlenen çiçek festivalini düzenliyoruz. Üreticiyle tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Bugün de burada biz üreticiye destek olmak için bir festivali düzenliyoruz. Aynı zamanda bir ilki daha yapıyoruz. Kadın kooperatifini kurduk biz. İşte kadın kooperatifimizde standıyla ilk defa Karşıyaka Çiçek Festivali'nde yerini alıyor. Örgütlenme budur. Destek olma budur. Biz insanların varsıllığını istiyoruz. Hakça üretim varsa hakça da paylaşım olmalı. Üreticiyi her zaman koruyoruz. Kooperatifleşmeden ve bir olmadan yana tavrımızı sürdürüyoruz. Yarın İzmir'de Karşıyaka'da çok önemli salonlardan bir tanesini açacağız. 1912 Zühtü Işıl spor salonunu açacağız. Kimileri yıkar, kimileri yapar. İşte siz yıkın, biz yaparız. Biz o ruhu yaşayan ve taşıyan insanlarız. Hayatım boyunca hiç doğa katliamcısı olmadım. Her zaman doğadan yana,
her zaman güzellikten yana tavır koydum. Mutluluk ormanını açtık. Bir yılda 10 bin ağaç diktik. 10 bin ağaç. Karşıyaka'da evlenen her çiftin adına bir tane ağaç diktik. Yılında toplam 27 milyon 809 bin Türk liralık yatırım gerçekleştirdik. Karşıyaka'yı kültür, sanat, turizm ve spor kenti yapacağız diye yola çıktık. Kültür sanatta Türkiye'de bir markalaşmayı yarattık. Sporda bir markalaşmayı yarattık ama yatırımdan da vazgeçmedik. O yatırımları da yerine getirdik. Burası bir spor kompleksi oldu. Yarı olimpik yüzme havuzuyla ve spor salonuyla tam bir spor kompleksi oldu. Ve buradan tüm Karşıyakalılar faydalanacak. Yani bu salon 7/24 yaşayan ve çalışan bir salon olacak. Evet, Karşıyaka'mızın eksikleri var. Spor anlamında eksikleri var. Stadyum eksiği var. Evet, stadyum eksiği var. Ama nasıl bir stadyum eksiği var? 30 bin kişinin gelip maç seyredebileceği. Yanında yüzme havuzuyla, tenis kortlarıyla, kapalı spor salonuyla bir spor adasına ihtiyacı var. Seçim yatırımlarına değil, spor adasına ihtiyacı var Karşıyaka'nın. Spor adasına. Seçim yatırımı kazmalarına değil, o yükselecek yerde vatandaşın her anlamda kullanacağı alanlara ihtiyaç var. Şimdi seçim yatırımı olsun diye yıkılan yerlerde kapalı spor salonu vardı. Tenis kortları vardı. Ve orada yelken kulüp vardı. Biz hayal istemiyoruz. Biz gerçek istiyoruz. İşte gerçek burada. İşte gerçek burada. Kimi yıkar, kimileri de yapar. İşte biz yapıyoruz ve açıyoruz bugün. Ve sizler için yapıyoruz bunu. ...diye bir açıklama yaptı. Onun üzerine seçim bildirgesinden... Değerli arkadaşlar, 1300 ağaç kesilecek dendi. Tramvayın geçtiği yerde 1300 ağaç yok, 600 ağaç yok. Tamam, bu bir. İkincisi, ağaç kesmiyoruz. Sayın Karşıyakalılar, sevgili hemşerilerim, ağaç kesmiyoruz. Ben bütün Karşıyakalı hemşerilerimin iyi niyetli olduğunu biliyorum. Bütün Karşıyakalı hemşerilerimizin tüm İzmir gibi aydınlık, duyarlı, çevre bilinci olan insanlar olduğunu, ağaca, börtü böceğe sahip çıktığını ve çıkacağını da biliyorum. Ve bu kenti 11 yıldır belediye başkanı olarak yönetiyorum. Bizim düşüncemizde, felsefemizde ağaca, insana, doğaya zarar vermek, hayvana zarar vermek yok.
bugüne kadar da vermedik. Ve tramvay projesinde de vermeyeceğiz. Bir tane hurma, bir tane palmiye ağacı taşınmayacak. Taşınacaktı. Sanıyorum 30-40 civarında kadar taşınacaktı. Şimdi değişikliği, yani güzergahı değiştirdik, taşınmayacak. Bu ağaçlar kesilmeyecekti, yok edilmeyecekti, taşınacaktı, şimdi taşınmayacak. Sayın Spor Bakanı'nın da bulunduğu toplantıda Örnek Köy arazisinde zeminin bozuk olduğu söylendi. Burada zemin maliyeti %30 fazla diye gerekçe söylendi. Ben olabilir dedim. Jeolojik etüt yapıldıysa. Peki Yalı'daki zemin nasıl diye inşaat mühendisi bu inşaat işlerinden sorumlu olan arkadaşa, yetkiliye sordum. Tabii dedi, orası daha zor ve orayı tamamen kazıkla yapacağız dedi. Yani Örnek Köy'ün zemin şeyi de, gerekçesi de böylece çürümüş oldu. Umuyorum, diliyorum, inanıyorum ki 8 Haziran sabahı biz oraya Türkiye'ye örnek olacak bir spor tesisini yapar, kafsin kana kafa hediye ederiz. Koş diye çiz.